arkadaşlar, ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem Ramazan'da günüm nasıl geçtiğini paylaşmak istiyorum, yani bir günümü. Zaten şimdi bu videoyu şu an konuşmadan önce bir kısa sahuru ve kendi hazırlandığımı gördünüz. İşte bazen hazırlamak biraz zor oluyor, bazen kolay oluyor. Ensar uymadığı zamanlar işte hem onu oyala, hem kendin hazırlan, hem evi toparla, biraz böyle karışık oluyor. Ama yapacak bir şey yok, bebekler öyle. Evet, şimdi kısa bir hazırlandım. Kendim biraz hazırlanınca evde daha fit ve daha iyi hissediyorum. Bu galiba hemen hemen bütün kızlarda veya kadınlarda öyle. Şimdilik de Ensar'ı demin yatırdım. O şu an öğlen uykusunda yatıyor. Ne yemeği yapacağıma bakabiliriz. Büyük ihtimal karnabahar püresi yapmayı düşünüyorum. Yanına böyle yeşil fasulye salatası, bir de et. Siyah et, yani kırmızı et. Siyah et. Kırmızı et yapmayı düşünüyorum. Böyle steak tarzı. Bugün galiba onu yiyeceğiz. Salata ve çorba. Zaten yemek yaparken de çekeceğim. Yani çekimimi yapacağım. Bu arada abone sayım 1000'e çok az kaldı. Beni abone etmeyi lütfen unutmayın. Evet. Bu arada istediğiniz başka videolar varsa, benden veya başka bir şeyler öğrenmek ve görmek istiyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Öyle videolar da çekebilirim. Yani şimdi ben hep kendim düşünüyorum veya bakıyorum ne yapıyorum hayatımda, onları çekiyorum. Ama siz ekstradan diyorsunuz, Merve bu nasıl, bunu yapabilir misin, bunu çeker misin? Öyle şeyler de çekebilirim. Yani yemek videoları olsun, hiç fark etmez. Birkaç kişi bana özelden yazmıştı, yemek videoları da yapar mısın, mutfağın çok büyük diye. Zaten yemek yapmayı da kendim çok sevdiğim için öyle videolar da gelecek. Ama sıra sıra, şimdi tam Ramazan'da olduğu için işte büyük ihtimal birkaç tane yemek videosu gelir diye tahmin ediyorum. Şimdi bir gelin bakalım ne yapabiliriz, bir buzdolabına ona bakalım. Evet, şimdi bir buzdolabına bakalım. Burada dediğim gibi karnabaharım var. Galiba karnabahar püresi yapacağım. Bunu ben bir otelde yemiştim. Fıratlan ve çok beğenmiştik karnabahar püresi. Onun için öyle yapacağım. Sadece tam tadını neler vardı onu hatırlamıyorum. Artık internetten bakacağım neler koyuluyor diye. Sonra şöyle yeşil fasulyem vardı. Şurada. Yeşil fasulyem var. Bunu kayınvaliden böyle salata gibi yapmıştı. Haşlayıp böyle limonlu, baharatlı bir sos yapmıştı. Ben çok beğenmiştim. Onun için öyle bir şey yapacağım. Bir de siyah steak et diye düşünüyorum. Çorba ne yaparız veya sulu yemek? Onu açıkçası daha tam bilmiyorum. Ona da bakarız ama bence o menü iyi. Şimdi ütü yapacağım. Birazcık ütüm var. Ensar da uyuyorken hemen onları halledeyim. Ondan sonra katlayıp yerleştireyim. Ondan sonra büyük ihtimal zaten biraz dışarı çıkarız. Hava bugün çok güzel, bayağı güneşli. Onun için havayı değerlendirmemiz lazım. Arkadaşlar, bu arada benim ütüm bu Philips'in 6,5 barlı olan mavi koleksiyonu. Yani Perfect Care Performa yazıyor. Şöyle göstereyim. 6,5 bar, şurada da yazıyor ve gerçekten çok fazla memnunum. Yani bir kere falan geçiyorsunuz, direkt dümdüz yapıyor, ütü izi falan bırakmıyor. Yani böyle çizgi çizgi çok iyi, böyle buharı da çok kuvvetli. Ben bunu yaklaşık 3 senedir kullanıyorum, hiçbir şey de yok ve yani gerçekten sizlere de tavsiye edebilirim. Gerçi şimdi başka son modelleri de çıkmış, benimki galiba artık 2-3 eski modeli, ama yine de yani bunun fiyatına göre de kendisi çok iyi. Bu arada ben ütü yaparken hep zor olanlarla başlıyorum. Yani uğraştıracak olanlarla. Mesela nevresim takımı. Nevresim takımı da ütülüyorum. Alt çarşafını ütülemiyorum. Zaten onlar böyle lastikli veya lastiksiz olsa bile bayağı gergin bir şekilde taktığım için düz oluyor. Ama öbür türlü ütülüyorum. Çünkü kırışık oluyor. Desenleri falan böyle çok hoşuma gitmiyor. Evet, şimdi ilk bir hemen gömlekleri, pantolon, kumaş pantolonları, yani Fırat'ın iş kıyafetleri. Bir de nevresim takımlarını ütüleyim, ondan sonra tişörtleri ütüleyim, ondan sonra zaten ütümüz bitti.
Evet arkadaşlar, sizi en son ütü yaparken bırakmıştım bu arada. Galiba ben bugün günlerden pazar demiştim ama bugün günlerden cumartesi. Çünkü çarşıya çıkacağız ya. Nasıl pazar oldu bilmiyorum. Galiba bir gün önce gidiyorum. Şimdilik biz çıktık. Birazcık vakit geçmesi için çarşıları gezeceğiz. Öyle eksiğimiz falan yok. İşte bir ekmekle su alacağız. Bir de öylesine dolaşmaya çıktık. Bir de Ensar'a böyle artık oturak almak istiyorum. Böyle oturması için mama sandalyesi, yani öyle diyeyim. Tam böyle oturması için değil de biraz böyle yatmalı da oluyor. Yatmalı oturmalı arasında. Bir de ona bakacağız. Bizim burada bir bebek mağazası var. Bakalım bulabilirsem direkt oradan alacağım. Yoksa da internetten online sipariş vereceğim. Şimdi dediğim gibi ekmek su almaya gidiyoruz. Biraz da dolaşalım. Ondan sonra bakalım başka daha bugün neler yapacağız. Alo. Bak ilk böyle oluyor. Şat. Bak ilk böyle, yani ilk dediğim büyüyünce böyle kullanıyor. Biraz oturmaya başladığında bak böyle şey var. Arkasının filan. Ondan sonra şimdilik de böyle. Ay yazıyor zaten. Bak doğum 6 aylıktan sonra, ama sonra ömür boyu. Bu da bir başka markanın. 100 euro tahtası, 90 euro da üstü. Bana böyle bir şey lazım. Şimdi bir de mamaya başladık ya, ek gıdaya, çok iyi olur o zaman. Hem ek gıda için çok iyi. Sonra da biraz oturmaya başladığında da böyle. Söyle. Plastik alfa. Tabi plastik. Ama bu biraz böyle çukurumsu değil mi? Burası böyle duruyor ya. Yani şurası. Girmiyor ama değil mi? He, evet. İşte bak bu iyi bence. Böyle olması iyi. Biraz böyle oturuyor gibi değil mi? Bence bunda öyle bir şey yok değil mi? Hiçbir şey yok. Çok güzel oldum bence. Şimdi XXL Lux'a geldik. Burası inşaat nedeniyle galiba kapanıyormuş. Onun için %75 ucuzluk var. Bayağı şeyler var. Ama bize zaten bir şey lazım olmadığı için yine de bir dolaşalım dedik. Var. Steak mesela. Steak mesela. Aha bak tam da şeydeyiz. Aha bak bunlar bence. Ha bu biftekmiş. Gel. O zaman çatal bıçak yerine mi gidelim? Bak burada da var. Şimdilik böyle bir tane yazlık battaniye buldum. Yani tam böyle Türkiye falan götürmek için yazın izinlerde güzel olur. Bunda da %40 varmış bu arada. Pardon. Bir de Ensar'a şöyle göstereyim. Bir de Ensar'a şöyle. Daha iyi oldu. Şimdi emeklemeye falan başlayınca artık prizleri ellemesinde böyle prizlik alıyoruz. Ve Philips Avent'in, yani bizim kullandığımız şişenin de ucunu değiştireceğiz bir iki aya. Bu da ucuzlukta, onun için bunu alıyoruz. Bunlara da %40 varmış bu arada. 7.50. Buna da %40 geliyor. 5.99. Bu da 5.99. Buna da %40 geliyor. Bu aldığımız örtü de 30 euro. Buna da %40 geliyor. Evet, böyle. Şimdilik çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdilik eve geldik. Alışverişteyken dolaşırken fazla çekim yapmadım. Çünkü hava çok kötü, berbat bir hava var. Rüzgar, yağmur. Ve bugün cumartesi olduğu için acayip kalabalıktı ortalık. Hem bebek arabası hem normal alışveriş arabası derken birazcık
Bir de çok kalabalık olduğu için çekim yapamadım. Daha doğrusu yapmadım. Şimdi size hemen birkaç bir şeyler aldık. İndirimde bir şeyler vardı. Onları hemen size bir göstereyim. Zaten bebek mağazasında neler aldığımızı size gösterdim. Onları tekrardan göstermeye gerek yok. Bir tane salatalık aldık. Bu 70 cent'e ucuzlamıştı. 2 paket domates aldık. Bunlar da 2 euroya düşmüştü. Bir tane yumurta aldık. Bu 3.30. Bir tane tofifi aldım. Bu 1 euroya düşmüş. Bir tane ekmek aldık. Bir de 2 tane de baget aldık. Galiba bu kadar. Bir de bu barillalar ucuzdu ama bizim evde çok makarna olduğu için şu anlık onun için bundan bir tane aldık. Bu da 85 centti. Bu bagetlerin fiyatını tam bilmiyorum. Galiba 1 euro falan. Aldığımız o öbür ekmek de 1.30'du. Evet, bu kadar. Yani herhalde bir 15 euroluk falan bir alışverişimiz var. Evet, şimdi hızlıca saat şu an 5.30'a geliyor. İftara son 2 saat var. Bir üstümü falan değiştireceğim. Enser'ına karnı acıktı. O da mama içecek. Ondan sonra yemeğin başına geçebiliriz. Şimdi hemen üstümü değiştirdim. 6-7 arası da hep Ensar bir yarım saat, bir saatliğine uyuyor. Ta 9-10'a kadar duramıyor uykusuz. Onun için onu da hemen bir kısa yatırdım. Onun için fazla sesli konuşmuyorum. Şimdi dediğim gibi iftara son 2,5-2 saatimiz kaldı. Şimdi ilk başta çorbamı yapacağım. Çorba olarak tarhana çorbası yapacağım. Tarhana çorbası da zaten bizim memleketten, yani ben Denizliliyim, biz oradan getiriyoruz Türkiye'den, böyle şey toz şeklinde, yani bunu babaannem yapıyor, anneannem yapıyor, kendisi hazır şekilde oluyoruz, böyle satılıyor. Şimdi ilk başta tarhana çorbası zaten çok basit ve hazır olduğu için biz de Fırat'la çok seviyoruz. Hemen önce bir margarin, salça ve sarımsağımı kavuruyorum. Biz öyle yapıyoruz. Yani sarımsaklı yapıyoruz. Bazıları böyle mesela Fırat ekşili falan seviyor. Limon falan sıkıyor tarhana çorbasına. Bizde ama limon sıkılmaz. İşte herkesin damak şeyi de farklı. Veya bazıları tarhanayı böyle ayvalı falan yapıyormuş. Ama bizimki öyle değil. Bizimki yoğurt, biber, salça, öyle şeylerden, yani normal oluşuyor. Kırmızı tarhana, beyaz tarhana da değil. Şimdi dediğim gibi hemen margarin koyuyorum. Birazcık biber, domates salçası koyuyorum. Ve sarımsak rendeliyorum. Bunları güzelce de kavuracağım. Ondan sonra tarhanasını ekleyeceğim. Salçamdan yağım kavruluyor. Ben bir de normal su, yani su eklemeden önce şöyle bir bulyonum var. Et bulyonu. Bunu da koyacağım. Bunu kayınvalidem yapıp bana vermişti. Böyle ilik galiba. Bunu da ekleyeceğim yani. Bulyonumu da ekledim. Bir tane sebze bulyonum var. Onu da ekleyeceğim. Tuz ekliyorum. Karabiber ekliyorum. Ve nane. Tamam, şimdi de tarhanamı birazcık, ben tarhanayı böyle göz kararı koyuyorum. Tireye ne kadar tarhana koyuyorsun dersen, yani ben açıkçası göz kararı koyuyorum. Şöyle bir koyayım. 1 2 3, biraz daha koyayım, yeter gibime geliyor. Şimdi bunu kaynayana kadar sürekli karıştıracağım çünkü yoksa top top oluyor. Tarhana çorbam kaynıyor şu an, onun için bunun altını şu an 3'e aldım. 5 dakika kaynayacak, ondan sonra tarhana çorbası bitmiştir. Şimdilik de karnabahar püremi hemen geçiyorum. Karnabaharımı yaklaşık yarımdan birazcık fazla aldım. Yani yarım karnabahar yeterli aslında. Bunu şimdi yıkadım, küçük küçük doğradım, tencereye attım. Bunu şimdi haşlayacağım. İyicene haşlanacak çünkü püre haline gelecek. Evet, başka karnabaharın püresine de başka gerek olan malzemeler, bir tane taze sarımsak, ben şimdi yarım aldım çünkü benimki bayağı büyüktü. Bir kaşık tereyağı, karabiber, tuz ve krema. Krema neyine? Labne peyniri de kullanabilirsiniz ama bende labne peyniri olmadığı için
50 miligram kadar krema kullanacağım. Evet. Şimdilik dediğim gibi bu haşlansın. Ondan sonra nasıl yaptığımı tekrardan gösteririm. Karnabaharlarımı da haşladım. Şöyle göstereyim. Suyunu süzdüm bile. Yani bayağı haşladım. İyice ne ezilecek şekle gelene kadar. Hemen tuz, karabiberimi tekrardan çıkarıyorum. Bir de unutmuştum söylemeyi. İçine muskat koyuyoruz. Türkçesi de galiba muskat. Tam emin değilim. Ama galiba muskat olması lazım. Şöyle küçük bir rendem var. Hemen önce biraz bir ayarlayacağım. Yani içine rendeleyeceğim. Tekrar şöyle el şeyinle de bir ezmeye çalıştım. Gayet de iyi oldu. Şimdi tam iftar vakti geldiğinde tekrar bir ısıtırım. Ondan sonra tabaklara koyarım. Sunum şeklinde görürsünüz zaten. Şimdi bunu hemen şöyle bir kenara alıyorum. Size hemen sabahtan marine ettiğim bir eti göstermek istiyorum. Bunu çekmeyi unutmuşum maalesef. Şimdi burada böyle bizim mini steaklerimiz var. İçine ben süt, krema koyabiliyorsunuz. Ben tereyağı koydum. Süt koydum. Sarımsak, bir de kekik. Bu böyle bütün gün dinleniyor. Hatta 1-2 gün dinlenirse daha lezzetli, daha iyi oluyor. Bu etin daha yumuşak ve böyle sakız gibi olmamasını sağlıyor. Bunu böyle soslu şekilde pişirmeyeceğiz. Yani bu sadece bunun böyle dinlenmesini sağlıyor. İçinden etlerini alıp mühürleyip Evet, fasulye yaparken et sardı eşlik etmek istiyormuş. Neyse ki şimdilik evet fasulye yapmak isterken tam uyandı. Dediğim gibi sadece yarım saat 40 dakika uyuyor. 6 ile 7 arası. Onu uyumayınca çok huysuzlanıyor. Onun için mecbur yatırmam lazım. Şimdilik ilk başta baharatlarımı göstereyim bir. Öyle daha kolay olacak. Veya durun öbür türlü yapalım. Şimdilik önce fasulye, ben şimdiki yarım paket fasulyeyi yıkadım, uçlarını kestim. Bu haşlanacak, normal yumuşayana kadar haşlayacağız. Ondan sonra uzun uzun bırakacağım ve şura kaseye de sosunu hazırlayacağım. Sosundan birlikte fasulyeyi karıştırıp etin yanına koyacağım. Onun için de şimdilik sosu içinde birazcık zeytinyağı. Şöyle fasulyeme bakarak koyuyorum. Yaklaşık 1-2 yemek kaşığı diyelim. Toz halinde olan sarımsak, ki çok ağır olmasın çünkü karnabahara da taze sarımsak koydum. Ama bu fasulyeyi de sarımsaksız güzel olmuyor. Sonra birazcık tuz ve birazcık da karabiber. Pala, sen de mi alacaksın eline? Onu oynayamazsın ama. Sonra böyle bir salata sosum var, dil kreuta. Bunu ekleyeceğim. Ve yarım limon diyelim. Yarım limon. Bu da bizim sosumuz oluyor yani. Karıştırıp fasulyeleri haşladıktan sonra beraber servis edeceğim. Evet, şimdilik enseri hemen bir kısa bıraktım. O bana şimdilik yerden eşlik edecek. Evet. Şimdilik burada sosum var. Şöyle bunu karıştıracağım. Fasulyemi haşladım. Şöyle bir göstereyim. Normal tencerede suyla haşladım. Sosumu da hazırlamıştık zaten. Bunu da şimdilik üstüne döküyorum. Böyle bir saat falan çeksin. O zaman daha güzel oluyor. Şimdi tarhana çorbamızı yaptık, hazır. Karnabahar püremiz hazır.
Fasulye salatamız hazır. Etimiz soslandı, o da hazır. İftara yakın pişecek. Yarım saat kala falan pişiririz. Daha doğrusu 15 dakika kala belki. Başka ne yapacağız? Bir de sos yapacağım. Doğru, sosu unuttuk. Paris de crema de Paris sosu mu ne diyorlar? Ama benimki tam öyle bir şey olmayacak. Çünkü bende o bir tane peynir var. Fransız peyniri. Roquefort. Roquefort peyniri koyuyorlar. Böyle bir Fransız, yani böyle Blauschimmelkäse diyorlar. Yani böyle kokan bir peynir galiba. Bizde tabii o olmadığı için ben birazcık parmesan koyacağım. Tadı artık nasıl olur bilmiyorum. Biraz böyle bağlaması için parmesan koyacağım. Sosu da yapalım, o da hazır dursun. En son sırf ısıtıp etin üzerine koyarız. Şimdi sosuma geçtim ve açıkçası bu sosu daha hiç yapmadım dediğim gibi. Onun için tadı da nasıl bilmiyorum. Bir yerde yediğimi de pek hatırlamıyorum. Böyle sarı bir sos. Şimdi niyetli olduğumuz için tadına da bakamayacağım. Artık iyiyse iyi, iyi değilse yemeyiz yani. Zaten az yapacağım. Şimdi ilk başta malzemelerimizi söyleyeyim. Ben de YouTube'dan, internetten gördüm yani. Normal bir tane küçük sos tavası aldım. Bunun içine bir diş sarımsağı rendeledim. 70 gram krema diyor. Çay kaşığı kimyon giriyor. Çay kaşığı zerdeçal. Ve bir çay kaşığı da curry giriyor. Ve çok az hardal, yani zenf. Şimdi benim hardalım evde bitmiş, daha geçen atmıştım. Ama böyle bir sos için hardal sosu almıştım. Sonuçta hemen hemen hepsi aynı. Bir yemek kaşığı diyor. Yani bir bıçağı kullanayım. Şundan iki şey koyayım. Bir, iki. Bir de dereotu diyor. Benim dereotum sadece kuru şeklinde olduğu için birazcık kurusundan koyuyorum. Şöyle yapıyorum. 100 gram tereyağı ve azıcık da şöyle göz kararı parmesan ekleyeceğim. Oldu. Bu şimdi sarı olacak. Biraz. Şöyle göz kararı. Birazcık tuz ekliyoruz. Şimdi bu hafif hafif kaynıyor. Tereyağımı ekliyorum. Altını kısıyorum. 1'e aldım. Ve azıcık da parmesan ekliyorum. Aklıma geldi. Bu arada biz dün bir de steak bıçakları aldık. XXL Lutz böyle var yani mağazası. Böyle mobilya mağazası. Orada da her şeyin %40 vardı. Bu bıçakları aldık. Nasıl bilmiyorum. Steak bıçakları bugün deneyeceğiz. Bakalım. Landscape yazıyor üstünde. Bunun da fiyatı yanlış hatırlamıyorsam biz bunu 5-6 euroya mı ne aldık yani 4 tanesi. Eğer gerçekten iyiyse yarın tekrar gidip almayı düşünüyorum. Yarın pazartesi tekrardan gidip almayı düşünüyorum. Evet, bakalım bir deneyelim bunları da. Çok şükür en sarın sesi. Çok şükür iftarımızı açtık ve çok şükür bugün de doyduk. Evet, şimdi de dediğim gibi, demin de bahsettiğim gibi sos, yani benim damak zevkime göre öyle söyleyeyim, fena değildi ama bir daha yapar mıyım? Yapmam herhalde. Yani yedim, öyle iğrenç bir tadı yok ama bilmiyorum, böyle tam yani benim böyle çok çok hoşuma gitmedi. Karnabahar püresi ve gerisi onlar tamam, onlar zaten bildiğim şeyler. Evet, umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bu arada videoyu kapatmadan önce bıçaklarımızı da test yaptık. Şöyle göstereyim.
bu tahta steak bıçaklarımız ve gerçekten çok keskin. Yani galiba pazartesi veya salı tekrar gidip bir paket daha alabiliriz. Yani 8 tane olsun diye. 12 fazla olur ama 8 ideal. Evet, bu videoyu da burada kapatayım diyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Umarım beni severek izliyorsunuzdur ve takip ediyorsunuzdur. Eğer halen abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Sizlerde iftarda neler var? Nasıl kolay menüler var? Onları da bana yorumlara yazarsanız benim için de fikir olur. Veya daha çok böyle steak sosları arıyorum. Bildiğiniz steak sosları varsa onları da yoruma yazarsanız çok sevinirim. Yani böyle et sosları, öyle söyleyeyim. Beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.